Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Haziran 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Haziran ayı hayatınızı düzenlediğiniz, sağlığınızla ilgilendiğiniz, iş hayatınızda bazı adımlar attığınız önemli bir ay olabilir. Şimdi konu başlıklarına şöyle bir bakalım. 4 Haziran'da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. 5 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiyor. Ay boyunca Mars Aslan burcunda olacak. 11 Haziran'da Merkür İkizler burcuna geçecek ve 18 Haziran'da İkizler burcuna yeni ay doğacak. Evet, şimdi detaylara bakalım sevgili yengeçler. 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler'de, ardından Yengeç burcuna geçecek ve bu ay doğan tüm yengeç burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen yengeçlerimiz 21 Haziran'dan itibaren Güneş yükselen burcunuzun üzerinde parlamaya başlayacak. Enerjiniz, cazibeniz, yaratıcılığınızın arttığı bir döneme giriyorsunuz ve kuşkusuz tabii ki sizin için yılın en önemli zamanları. Ve 4 Haziran'da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 6. evinizi aydınlatıyor. 6. ev konuları yaşamınızın, yani günlük hayatınızın tüm detaylarını içerir aslında. Bu biraz sizin alışkanlıklarınızdır. İşte işiniz, mesleğinizdir, sağlığınızdır. Dolunay bir farkındalık dönemi, bir değişim ve tamamlanma dönemini işaret ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı konularınız olabilir. Sağlıkla ilgili bir tedaviniz, bir diyetiniz veya işle ilgili bir uğraşınız. Buralarda bir sonuç alma, bir tamamlanma dönemindesiniz, bir kontrol etme dönemindesiniz. Ve bu Dolunay'la birlikte bazı konular netleşebilir hayatınızda. Eğer bilmediğiniz sağlığınızla ilgili bir detay varsa bu da kendini gösterebilir. Dolunay'ı takip eden günlerde sağlığınızı iyileştirme adına bazı adımlar atabilirsiniz. Diyete de başlayabilirsiniz, tedavilere de başlayabilirsiniz. Beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz ya da spora başlayabilirsiniz. Yaşadığınız mekanların, çalıştığınız ortamların düzenlenmesi, yaşam kalitenizi arttırmak adına yapacağınız bazı vereceğiniz kararlar, ki bunlar bazı zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak da olabilir örneğin. Günlük rutinlerinizde değişimler olabilir, evcil hayvanlarınız olabilir veya var olan evcil hayvanlarınızla ilgili gündemleriniz olabilir. Tüm bunlar söz konusu. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili, yardımcılarınız, asistanlarınızla ilgili konularınız, yine bazı akrabalarınızla ilgili gündemleriniz de olabilir tabii ki Yay Dolunayı sırasında. İşle ilgili bir eğitim, işle ilgili bir seyahat gündeme gelebilir. Çünkü yayın genel enerjisinde bu söz konusudur. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle değişken burçlar etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer ikizler, başak, yay ya da balık burçlarının 13 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu bahsettiğim, söylediğim etkileri hissedebilirsiniz. Evet, Dolunay ay ortalarına kadar gündemimizi şekillendirecek. Mars ay boyunca Aslan burcunda, ikinci evinizde ve 5 Haziran'da Venüs de Aslan burcuna geçiyor. Bu ne demek? Bu yıl, bu ay özellikle parasal konularda hareketlilik var. Bu iş ve mesleğinizle de ilgili olabilir. Yani bir işe başlarsanız para kazanmaya da başlayabilirsiniz. Ya da iş ortamınızda görev değişimleri olabilir. İşte çalıştığınız kişiler, müşterileriniz, ticari oluşumlarda bazı düzenlemeler olabilir. Belki bir iş yatırımı yapacaksınız ama bu gelirlerinizle de ilgili bazı değişimler yaratabilir. Dolayısıyla para girişlerinin de çıkışlarının da hızlanabileceği bir aydasınız. Bazı alışverişler yapabilirsiniz. Bunlar çalışma ortamlarınızla ilgili işe yatırımlar olabilir, yaşadığınız mekanlarla ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. Tüm bunlar ay genelinde hızlanıyor. Keyif için de para harcayabilirsiniz. Çünkü Venüs Aslan'da keyif ve konfor için para harcama eğilimini arttırır. Mars da o şekilde eğlence için, keyif için para harcama eğiliminde olabilirsiniz. Biraz bunları tabii ki dengelemek gerekiyor. Çünkü aşırıya kaçarsak bütçemizde bazı zorluklar oluşabilir. 11 Haziran'da Merkür İkizler burcuna geçecek. Merkür'ün hızlandığı ve güçlü olduğu bir pozisyon. Ve 12. evinize gelecek. Bilinçaltınızın özellikle 11 Haziran'dan sonra zihinsel anlamda çok hızlandığını hissedebilirsiniz. Bu biraz tabii gizli olan bir şeyleri keşfetmeniz, kendi başınıza yapacağınız çalışmalarda, yalnız yapacağınız çalışmalarda yaratıcılığınızın artması olabilir. Örneğin bir şeyleri yazmak, tasarlamak, çizmek, yani böyle konularda mesela Merkür size güzel bir destek verebilir. Bununla birlikte her türlü uzaklar, yabancılarla ilgili işler, özellikle online,
İnternet üzerinde yapılacak işler, eğitim, iletişim, ticari aktivitelerde de Merkür'ün bu pozisyonu sizi destekleyebilir. 18 Haziran'da 26 derece İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak. Tam da bu alanda bir yeni ay doğuyor. 12. ev yeni ayı. 12. ev koşulları zaman zaman çok da böyle göremediğimiz, hani çok belirgin olmayan konulardır. İşte bu yeni ayda böyle bir şey. Ama uzaklarla ilgili konulara da işaret eder. Yani yabancı ülkeler, uluslararası konular, yani sosyal medya, internet üzerinde yapılacak işler. Buralardaki aktiviteleri de destekler bu yeni ay. Eğer böyle bir işiniz, mesleğiniz varsa bu yeni ayda seyahat edebilirsiniz. Böyle bir ticari oluşum içerisinde olabilirsiniz. Bununla birlikte her türlü biraz daha hani bilinçaltı, ruhsal, manevi konuların hareketlendiği bir alanda olabilirsiniz. Kendinizle ilgili çalışmalar yapmak, terapiler almak, işte sağlık sorunlarınızla ilgilenmek, diyete başlamak, zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak gibi hayatınızda bir dönemin kapanması ve bununla ilgili hani daha sağlığınızla ve iyileşmelerle ilgili, farkındalığınızla ilgili kararlar verebileceğiniz, adımlar atabileceğiniz de bir süreç. Yalnız tabii yine herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 26 derecede olacak bu ay. Demek ki değişken burçlar, ikizler, başak, yay ya da balıkların 22 ile 30 derecesi arasında gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ay sizin için önemli olabilir. Etkilerini hissedebilirsiniz. Bir de Neptün'e dikkat etmek lazım. Bu yeni ayda Neptün önemli bir açısı var. 17, 18, 19, 20 Haziran gibi Güneş Neptün karesi aktif olacak. Neptün olan yerde belirsizlikler olabilir, karışıklıklar olabilir. Söz konusu 12. ev yeni ayı olunca 12. ev zaten gizli olan, yani görmediğimiz alanlarla ilgili. Dolayısıyla bu bizim için biraz böyle bizden saklanan konular, sırlar, işte yanıltıcı konular olabilir. Dedikodulara, iftiralara, hırsızlıklara, böyle yalan dolan şeylere dikkat etmek lazım. Ne yapacağız? Güvenliğimize dikkat edeceğiz. Özellikle bu yeni ay ve civarı yakınlarında her şeye çok güvenmemek lazım. Her duyduğumuza hemen inanmayalım. Yani duygusal davranmamak lazım. İşte seyahatlerde, alışverişlerde, özellikle internet üzerinde yapılacak her türlü aktivitede, bilgi trafiğinde, burada iletişimle ilgili her türlü konuda çok hayalci davranmadan, böyle çok aşırı güvenmeden, duygusal davranmadan daha somut adımlarla hareket etmeye çalışalım. Güvenliğimize özellikle önem verelim. 21 Haziran'dan sonra Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Enerjiniz artacak. 21 Haziran'dan sonra sizin döneminiz başlıyor. Temmuz ayının da zaten büyük bölümünde Güneş Yengeç Burcu'nda olacak. İşte Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. Dolayısıyla enerjinizi kendinize döndüreceksiniz. 21'inden sonra güç toplayacaksınız. Biraz daha başkalarının da tabii ki dikkatini çekmeye başlıyorsunuz. Çünkü güneş sizi parlatmaya başlayacak. Burada kişisel girişimleriniz, inisiyatif alabileceğiniz konular, hayattan beklentileriniz, istekleriniz konusunda enerjinizin arttığı, güçlendiği bir dönem başlayacak sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Yengeç burcu zodyağın 4. burcudur. Su elementinin öncü niteliklerini taşır. 21 Haziran 20 Temmuz arasında doğan kişiler Yengeç burcundan kabul edilir. Yönetici gezegenleri Ay'dır. Yengeç burçları duygusallıkları ve hassas doğallarıyla dikkat çekerler. Merhametli, şefkatli, iyi niyetli, evine, ailesine bağlı kişilerdir. Ay etkisinde olan yengeçler bazen karamsar, bazen iyimser, değişken bir ruh hali gösterirler. Hayatlarında en fazla sevgi ve güvene değer verirler. Bu nedenle de evini, ebeveynlerini, ailesini, eşini her şeyden üstün tutacaktır. Yakınlarını koruma içgüdüsü nedeniyle de fedakarlıkta bulunabilirler. Yengeçler genellikle karmaşık bir ruh hali içerisinde olabilirler. Kendilerini ve sevdiklerini tehlikede hissettikleri zamansa çok güçlü, bazen de bir çocuk gibi savunmasız olabilirler. Kafalarına herhangi bir konu takıldıysa eğer onları melankolik, içe dönük bulabilirsiniz. Çabuk küsebilen bir burç grubudur. Alıngan ve hassas yapıları nedeniyle yakınları bu özelliklerinden dolayı bazen zor durumda kalabilirler. Çok kuruntucu, şüpheci, kıskanç da olabilirler. Geçmişe bağlıdırlar ve anıları onlar için çok önemlidir. Yengeç burçları geleneklerine bağlı, muhafazakar kişilerdir. Yeni olan şeyleri kabul etmekte zorlanabilirler.
kendilerine yapılan iyilik veya kötülüğü de hiçbir zaman unutmazlar. Zamanı geldiğinde bu iyiliğin karşını verebilecekleri gibi kin tuttuğu bir konuda da intikam alma içgüdüsü olabilir. Güvenceye çok önem veren Yengeç Burcu, bu nedenle gerekli olan paranın önemini de erken yaşta kavrayacaktır. Maddi konularda da genellikle tutumlu davranan bir burçtur.